Ay bu çok güzel olmuş. Bunu girelim hep aralarda. 0535 365 52 52. Bunu lütfen efendim telefonunuza kaydedin. Ve derdiniz, sorununuz, kavuşmak istediğiniz kişilerle ilgili bilgilere yazın. Dediğim gibi bunu biz sistemden eşleştirmek istiyoruz. Yani şu an 800'e yakın var. Onu biz ne kadar çoğaltırsak o zaman insanların birbirine kavuşması için de vesile olacak. Efendim bugün aramızda Mehmet Bey var. Evet. Mehmet Bey hoş geldin. Hoş sefalar getirdin. Sağ olun. Şimdi sizin bir iddianız oldu. Evet. Bu iddia şöyle büyük önem taşıyor. Tabii ki insanlar hani ben Vahap'ın güzergahını çizdim. Bir hani gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş bir 6-7 kere gidip gelmesi var. Evet. Şantiye ile ilçe arasında. Evet. Aslında şantiye ile ilçe arasında da bir sağa çekip durmak gayet doğal bir şey normalde. Ama Vahap Bey illa ki ben durmadım diye çok ısrar edince sizin bağlanıp ben onu hem arabayı durur telefonla evet. konuşurken arabayı durmuşken gördüm. Evet. Ve özellikle arkasında kamyonetin arkasında evet. bir kadın vardı diye gördüm demeniz çok büyük önem taşıdı. Evet doğrudur. Bir kadın de bir tek... var mıydı? Kadın var dedi mi beyefendi? Evet, evet. Dedi tabii. Şimdi diyecek dedim. Yine. Bu çok büyük önem taşıdı. Yani evet. hem durmadım hem ama en önemlisi arkadaki kadın. Hatta ben dün sordum Mehmet Bey niye bu sözüne itibar edilmiyor diye. Mehmet Bey de bugün aramızda. Şimdi evet. efendim biz bir telefon daha aldık. Bu telefondaki... bu telefonu aslında sizlere söylemiyordum. Fakat dün öğrendiğim bir şey beni çok etkiledi. O yüzden bugün paylaşacağım. Bizi Perşembe günü bir izleyicimiz aradı. Dedi ki, benim yeğenim korkudan size bağlanamıyor. Ama benim, yani aile de biliyor bu konuyu, onlarla paylaştım. Benim yeğenim o güzergahta geçerken, hani Vahap'ı falan tanımıyor ama bir kamyonetin içinde bir kadın çığlığı duymuş. Ve bu da gölün orada bir kadın çığlığı duymuş. Şimdi biz tabii çevreyi de bilmediğimiz için evet. hani göl neresi? Önce dün artık ben de devreye girdim. İdris Bey dedim ki göl var mı sizin oralarda? Var. Dedi var. Ki barajın olduğu yer dedi gölet dedi orası. Yok dedi. Orası değil. Sonra bir daha aradı. Dedi ki Müge Hanım ben size başka bir şey daha söyleyeyim. O dedi göl denilen yer. Aslında dedi Mehmet Bey'in evet. Mehmet'i gördüm dediği yere de biz göl diyoruz dedi. Evet. Şimdi o zaman tabii bu ihbar da büyük önem kazandı. Evet. Çünkü ben hani sizin gördüğünüz yerde orada da bir dere var ama halk oraya göl diyormuş. Evet. Mehmet Bey'in Vahap'ı gördüğü yer. Mehmet Bey'in Vahap'ı gördüğü yere meğerse oranın ahalisi göl diyormuş. Göl. Aynı zamanda Mehmet Bey'in evi de o bölgede. Bir metre aşağısında. Yani oraya göl diyorsunuz değil evet. mi abi? Mevkiye göl diyoruz oraya. Göl mevkisi diyoruz oraya. Göl mevkisi diyorsunuz. Evet. Şimdi biz göl deyince, yani ben normal göl diye düşündüm. Hatta oralarda başta da arama... Başta benim aklıma gelmedi. Hani gölün orası... Hatta oralarda da işte arama yapıldı dronlarla vesaireyle falan. Ama şimdi göl denen mevki sizin ben yani Mehmet'i gördüğüm, ama Vahap'ı gördüm dediğiniz yer olduğu için açıkçası önemli. Canlı yayında şimdi bize Burak neresi olduğunu da gösterecek. Evet. Efendim ama hazır buradayken. Aradan da zaman geçti. Şimdi siz ilk bu iddiayı yayınımızda ortaya atmamışsınız anladığım kadarıyla. Fatma kaybolduktan sonra bu konuda bir açıklamada bulundunuz. Verdiniz mi jandarmaya? Hemen, cumartesi günü akşam bulundum ben. Duyduk. Öncesi saat 10.30'da bilen duyduk. Sabahleyin, cumartesi günü. Evet. Ondan geri ilan ettiler. Ondan geri ben bir restoranda otururdum. Orada sohbet ederken bulunmamış dediler. Ben de hemen oradan oturduğum yerden jandarmayı aradım. Jandarma Mehmet Bey gelir misin dedi. Geldim verdim ifademi. Yani cuma günü kayboldu. Evet, hemen ertesi gün cumartesi günü. Evet cumartesi evet. Yani daha aile buraya daha gelmeden üzerinden önce. Herhangi bir evet, durum yok konuşmalar yok evet. falan filan. Yani hemen taze işi evet. sıcağız canına. Evet ondan evet. sonra ben jandarmaya geldim ifademi verdim. Ondan sonra ne dediniz o ifadenizde? Dedim göl mevkisinde ben dedim cumanın saat 2.45 3 olabilir dedim. Şeye gidiyorsun benim bahçe var 3 kilometre. Domates dikmişler dibine hanım. Yengeyle gittiniz. Evet yengeyle hanımla. Dedi o domatesleri dedi toplayalım. Domates varmadığımız yerde domates olur mu dedim. Ablam dedi varmış dedi. İpbunu diye tabiri var toplanırlar. Ablam varmış. Orada İpbunu toplarken domates var demiş. Siz deşirmeyeceksiniz ben deşireyim demiş. Bizim hanım da ona vermemek için cuma günü saat 2.45 3 arası iş yerimizden lokantadan ayrılarak eve de uğramadan bindik arabaya. He. Onun yerine iş yerimle Mehmet'i rastladığım yerin arası 700 metre, 800 metre.
O zaman yani sizin gördüğünüz yer 2.45 ile 3 arası o zaman yani. Evet. Hani dakikada geçmiyor yol olarak. Evet. Evet. Ondan sonra biz geçip giderken Mehmet arazi tarafından gelirken sağ tarafta duruyoruz. Biz de bu arazi tarafına giderken sağdan gidiyoruz. Hı hı. Şöyle baktım Mehmet telefonla konuşuyor. Vahap. 70 pizik kalıyor. Vahap. Vahap var. Onun yerine baktık 70 plakalı araba, aracı biliyorsun. Onun yerine üstünde bir bayan var. Sırtı ama bizden yanına dönük değil. Sırtı böyle. Biz sadece sırtını görüyoruz. Yani aslında şöyle yapalım o zaman. Ben sizi bir ayağa rica edeyim. Ben şimdi vahap olayım sizin demenize göre. Ben, pardon, siz şöyle geleceksiniz. Şimdi sizin araçta siz böyle geliyorsunuz şoför mahallinde. Ben de bu tarafta oturuyorum tabii, gidiş gelir. Bayanın yönü de bu tarafa. Sırtı yani bu yanına. Bayan da sırtını böyle kamyonete koyduğu için siz bayanın yüzünü göremiyorsunuz. Ama göremiyoruz. Yani şoför gidiş gelişinde beni görmeniz çok... Pardon, çok hanım çok kabinin çok içinde mi, kasada mı? Kasada. Rahat bir şekilde oturuyorum. Kasada. Yani o yüzden siz, ben bahapsam siz benim yüzümü çok rahat görüyorsunuz telefonla konuştuğunuzu. Tabii şöyle geçiyoruz işte. Yol zaten 10 metre bilen, o şurada durmuş, biz de şöyle geçiyoruz. Ama hanımefendi arka kasada sırtını o kasaya şöyle dayadığı için siz sadece bir kadın olduğunu başörtüsünden dolayı biliyorsunuz. Biliyoruz. Başka kim olduğunu bilmiyoruz biz bayanım. Peki sonra siz gittiniz, domatesleri topladınız. Domatesleri toparladık. Biz orada domateslerimin olduğu yere de oradan... Hazır mı? Varmaz 12 dakika olabilir. Ondan sonra orada domatesi 1,5 kasa domatesi topladık. Zaten yolun içinde. Şeyleri de gösterdim ben savcı hanıma bile, hep inceledik. Ondan sonra çıktık, hiç durmadan domatesi topladık 1,5 kasa bile, döndük. Hemen. Ondan sonra bak, Killardı dediğimiz bir mevki var. Orada hızlı şekilde gene göletten tarafa gidiyor. Hızlı bir şekilde. Hanım, ben bir şey sorabilir miyim? Mehmet abi, buyur. Sen bu ifadeyi cumartesi günü verdin. Olay cuma günü oldu. Peki savcı hanım, sizi oraya götürüp de olay yerini inceleme tarihini verir misin? Tarihini ne gün gitti? Yani. Yani bu hafta gitti değil mi? Salı günü olabilir. Bu hafta ama. Bu hafta. Tamam, televizyona bu... çıktıktan sonra, anladım. 15 gün sonra. Rica ediyorum. Bu programda savcı lafını kullanmayı yasakladık. Tamam mı? Bizim hiç savcıyla mavcıyla işimiz yok. Peki. Onlar zaten işlerini ayrıca yürütürler. Bizim... Hukukla, adaletle ya da emniyetle ilgili bir işe burnumuzu sokmaya da hakkımız yok. Biz görgü şahidi arıyoruz. Bugüne kadar yapılmamış dahi olan bir şey varsa o noksanların yapılmasına çalışalım. Görgü şahidi arıyoruz. Biz bağlanıyor da insanlar. Yani anlıyorum. Siz şimdi sabırlı olun kardeşim. Siz onu gördünüz. Bakın şimdi sizin dediğiniz saat, şunu alalım. Buradaki aslında bütün her şeyi değiştiriyor. Bütün gitmeleri, gelmeleri. Şimdi siz dükkanınızı kapadığınız için... Yok, kapatma değil. Ben 2.45'te, benim 7 tane elemanım var, çalışıyorum. Yani çıktığınız saati nasıl hatırlıyorsunuz? 2.45, 3 arası. Yani nasıl hatırlıyorsunuz? Yani orada bir yanılma payınız olabilir mi? Yok, olamaz. Yani çünkü ikinci ezan okunmadan geldim ben geriye tekrar. Şimdi bu sefer 2.45, 3 deyince... Evet. Ve yani sonuçta... Tamam Sevcan'ım. Yani 2.45, 3 deyince bütün şey değişiyor. Şimdi siz diyorsunuz ki... Orada ifadelerimde de var ya, önce de verdiğim. Yani siz 2.45 ile 3 arası... Evet. Ay, niye 2.45 yazdımsa ben de. Pardon. Aslında daha kolayı var, evet. 14.45... 15 arası ilçeden çıkıyorsunuz. Evet. Şimdi diyorsunuz ki ben bu tarafa doğru gidiyordum. Evet. Yolda şu olsun. Araba kullanıyor muydunuz? Kullanıyordum. Kendiniz kullanıyorsunuz. Kendim. Diyorsunuz ki şu noktada, ki bu nokta benim dün öğrendiğim göl civarı. Evet, göl mevkisi. Göl mevkisi. Evet. Yani ben hep gölet arıyordum da oradan. İşte tabii hani yok, gölet, halkın... 12 kilometre bilen gölet arıyordu. Halkın kullandığı şey çok önemli. O yüzden İdris Bey'le konuştum. Ama diyorsunuz burası hani böyle bir 700 metre ötede. Yani bu gene bu dakikalarda. Ben Vahap'ı burada aracın içinde gördüm. Vahap bu tarafa doğru yönü açıktı. Yani burası şantiye. Ben bu taraftan geliyordum. O yüzden burada tabii şoför mahalli karşılıklı hale geliyor. O yüzden onu çok rahat bir şekilde gördüm. Arkada da bir tane kadının sırtından otururken gördüm. Yani arkada dediği... Arabanın içinde. Kasada. Hayır, kasada. Arabanın görüntülerini size kasasında göstermiştim. Araba bir kamyonet. Çift kamyonet, arkası açık kamyonet. Evet, hani göstermiştik ya fotoğrafları. Evet. Yine şimdi arkadaşlar bu arkası veri. Açık olan yerde mi? Evet, arkası açık olduğu yerde. Hanım orada mı oturuyor? Orada oturuyor. Dış kasada. Ve sizin bu telefonla gördüğünüz yer göl mevkisi olarak mı geçiyor? Evet, göl mevkisi.
Yani Mehmet Bey şu arabanın... Ha, evet şu araba gibi. Bu arkada oturuyor hanım. Önde değil. Şoför halinde değil. Yok arkada arkada. Evet sırtını da buraya yaslamış diyor. Evet. Sırtını bu tarafa yasladığı için... Şimdi öteki araçta buradan geliyor. Ben onun yüzünü görmedim ama kadın olduğunu biliyorum diyor. Bir de bir tek değil eşi de görmüş biliyorsunuz. Evet. Daha sonra da ben burada bir 15 dakika falan kaldım. Değil mi? Fazla olabilir. 25 dakikada kalabilirsin yani. İlk başta 25 diyordunuz. 25 olabilir mi? Olabilir yani. Şöyle. Biz şimdi oraya hızlı şekilde gitmedik. 10 dakika, 12 dakika oraya vardığımı yani hesaplayalım. Yani 15 ile 25 dakika 25 arasında dakika kadar da orada iki kasa domates topladınız. Olabilir yani. Anladım. Ya 25 olsun, aslında 35 olsun, 45 olsun. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Siz burada... Evet. Şimdi 16.39'da hani orada kaza var ya ve 16.39'daki kazadan sonra bu tarafa döndüğünü söylüyor ya Vahap. Ama siz diyorsunuz ki ben onu daha sonra buradan çıkıp gelirken bu sefer ilçeden tekrar buraya gelirken gördüm. Evet arazi tarafına tamam, gidiyor. O zaman 16.39'dan önce sizin iddianız doğruysa Vahap'ın bir kez daha şantiye yoluna gidip gelmesi lazım. Orada saatler tutmuyor. Yani bizim geçmedi oradan geçmedi. Bizim... Sonra rastlamadan önce geçmedi yani bahçe yolun içinde ya geçmedi. Yani şurası yani şimdi şurada. Şimdi ilk gördüğünde kamyonetin yönü şantiyeye doğru mu? İlçeye doğru. İlçeye doğru. İlçeye doğru. Sonra gördüğünüz zaman şantiyeye gidiyor. Arazi yolunda gidiyor işte şantiye. Yani geri dönüyor. Şantiyatta görüyorsunuz. Evet bir iki yani kilometre ileride görüyor. Yani o zaman bizim şurada işaretlediğimiz yerde hani kaza oluyor tekrar geri geliyorlar ya o zaman... Bu Mehmet Bey'in gördüm dediği yer burası değil yani. Bu kazadan önceki yerden bahsediyor Mehmet Bey. O zaman burası değil şuradan bahsediyor. Anlatabildim ben mi acaba? Ben kazayı görmedim. Evet. Hayır anlamadıysanız bir daha anlatayım ki yani. Faydalı da ara olmaz yani. Söyler bir daha söylerseniz daha iyi faydalı olur. Şimdi burası şantiye. Evet. Burası şantiye. Şantiyeden diyor ki Vahap çıkmış, şu noktaya gelmiş. Burası da ilçe. Evet. Minlemen Hanım ben şantiyeden çıktığını bilmiyorum bak. Orada hayır yani yanlış yön olarak olmasın. Söylüyorum. Ha, yani şantiye arazinin tarafından yolu komple orası. Buraya gelmiş. Burada diyor ben Vahap'ı gördüm. Evet. Artı yanında bir tane de kadın gördüm. Kasada oturuyordu. Arka kasada. Fakat diyor benim bu Vahap'la kadını gördüğüm saat 15 civarıydı. 3 civarında gördüm diyor. Ya. Yok 15. Ya yani 14.45 15 arası. 15 diyorum ben. Tamam. 15 civarı gördüm. Şimdi diyor Vahap'ın yönü bu taraf. Benim de yönüm bu taraftı. Evet. Görünebiliyor mu ekranda da? O yüzden tabii şoför mahalleri karşılıklı hale geliyor. O yüzden Vahap'ı tanıyorum gördüm diyor. Evet. Şimdi araç Vahap'ın aracı bu tarafta. Beyefendi şoför mahallinde olduğu için karşılıklı geliyorlar. Şimdi burası da kamyonu verelim. Kamyonun arkasında da kasası var ya. Mesela bu şimdi bu aracın bu tarafa doğru ilçeye gittiğini düşünün. Şoför mahalli şu tarafta. Beyefendi de karşı yönden geliyor. Şoför mahalleri artık karşılıklı hale geldi. Ben burada durduğunu gördüm diyor. Gördüm. Sonra aradan diyor yarım saat geçti diyor. İsterse bir saat geçsin bak. İsterse 1,5 saat geçsin. Bir saat geçtiğini farz edelim. Evet. Hani zaman hızlı geçer. Bir saat geçtiğini fark edelim. Tekrar bu beyefendi buradan ilçeye, evine doğru giderken tekrar Vahap'ı buradan dönerken görüyor. Yani yine bir noktada karşılaşıyorlar. Evet, yani bir saat bile dursalar 16. 1,5 saat bile dursalar 16.30. Ama kaza 16.39'da olduktan sonra geriye döndük dediklerine göre demek ki arada... Kazayla ilgili bir durum yok. Yani Vahap'ın anlattıklarına bakılırsa Vahap'ın şantiyeden çıkıp bir noktaya kadar gelip biz artık hani ilçeye gitti gitmedi bilmiyoruz. Ama bir noktadan sonra her nedense geriye dönmesi lazım. Daha sonradan da tekrar dönüp kaza noktasına gidip geri dönmesi gerekiyor. Yani arada Vahap'ın bize anlatmadığı bir seferin daha olması gerekiyor. Yarım turluk bir sefer. Artık hani yarım tur orası bilmiyoruz ama bir gitme gelme olmuş artık neresiyle neresi arasını bilmiyoruz. Tabii ben bunu neye göre anlatıyorum? Mehmet Bey'in anlattıklarına evet, ve doğru. Eşinin anlattıklarına göre anlatıyorum. Evet. Şimdi burada yayın sırasında aramadı Mehmet Bey bunu. Kız kaybolduğunun ertesi günü söylediğine göre benim için söyledikleri daha da anlam taşıyor. Evet. Yani belki de başka yere gitmiş olur haber verirler diye. Biz şimdi
şey yapmayalım diye. Akşam tekrar bulunmadı diye. Ondan yerime biz jandarmayı aradım ben. Ama peki siz orada Fatma kaybolup ben de Vahap'ın aracında bir kadın gördüm dediğinize göre demek ki bir bağdaştırdınız aradaki bu durumu. Tabii şimdi kız bulunmuyor şur. Hı. Çocuk da orada iki sefer varık geldiyse ben şüphelendim. Üstünde de bayan gördüm ya. O bayan da Fatma bir bayan gibi geldi. Ben Fatma demiyorum. Kaybolan yani. Bayan konusu ortaya atılınca evet. Siz de Vahap'ın kamyonetinde bayanı gördüğünüzü hatırlayınca evet. İster istemez bir vatandaşlık görevi olsun diye bunu da bildireyim dediniz. Yaptım ben. Ve hemen bildirmesi önemli ama. Bugün söyleseydi o kadar önemli olmayabilirdi. Ama hemen olayı müteakip ertesi gün kalkıp da kendiliğinden gidip gerekli ifadeyi vermesi bence önemli. Ve bunun üzerine de Vahap diyor ki zaten beni jandarma aldı. Evet. Ve bana işte psikolojik baskı uyguladı aile ve jandarma. Benden bu olay meydana çıktıktan sonra da işte davacı olacağım onlardan. Çünkü hani ben genç bir insanım, benim duygularımla oynadılar diye biliyorsunuz röportajında söylemişti. Ama bir tek Mehmet Bey görmüyor. Bir de Mehmet Bey'in eşi de görüyor. Evet. Hatta eşiniz de saçındaki sarıdan tanıdım diyor. Evet. Vahap'ı. Vahap'ı. Evet. Yani ben diyor Vahap'ı tanımıyorum. Evet. Tanımaz ama saçında yani. Sarısı vardı. Kâkül, o dikkatimi çekti kâkül. Diyor. Evet, önünde bir kâkülünde bir sarı boya, evet. Boyası vardı ya sonra evet. Kestirmiş hani buraya geldi. Saçında biraz...